Void ve Newslab Türkiye İşbirliği ile hazırlanan Temel Veri Gazeteci iletimlerine hoş geldiniz. Bu bölümde Google A tabloları ile webden veri kazıyacağız. Bu uygulamada özellikle HTML sayfalarına tablo ya da liste biçiminde eklenmiş olan verileri import HTML fonksiyonu kullanarak çekeceğiz. Bunun için öncelikli olarak bir boş A tablo açmamız gerekiyor. Bunu açtığımızdan emin olmamız gerekiyor. İkinci satırda, yani kullanacağımız import HTML fonksiyonu kullanmak için ikinci satıra import HTML yazıp çekeceğimiz verinin linkini eklememiz gerekir. Ben bu işlemde özellikle Newzone'un oyun verisini çekeceğim. URL'i ekledikten sonra tırnakla ayırıp hangi tablo mu, liste mi çektiğinden emin olduktan sonra bu kısmı, özellikle sorgu kısmına tablo ya da liste eklemem gerekir. Ardından da dizini, yani numarayı vermem gerekir. Yani hangi bölümdeki veriyi çekeceğimi ve mutlaka bu formüle, bu fonksiyonu olduğu kısma yazmam gerekir. Genellikle dizinler 1 ile başlar. 1 ekledikten sonra kapatıp import'a bastığınızda, enter'a bastığınızda gördüğünüz gibi oyun verileri, oyun gelirleri verileri bu minik fonksiyonla e-tablomuza aktarılmış oldu. Bu veri üzerinde, aktardığımız bu veri üzerinde bir düzenleme, bir temizlik yapmak istersek, yapılandırmak istersek, biraz daha iyi hale getirmek istersek veriyi kopyalayıp farklı bir sayfaya atıp üzerinde çalışma yapabiliriz. Ayrıca sadece bu fonksiyonu, yani import HTML fonksiyonuyla veri çekmek zorunda değilsiniz. Aynı zamanda Google e-tabloların bize sağladığı çoğu masaüstü e-tablo paketinde mevcut olan hücre formülleri var. Bunlar arasında import data da kullanabilirsiniz. Feed de, range, yani bir hücre aralığı belirleyerek de girebilirsiniz ya da yapılandırmış veriyi de kullanabiliriz. Ayrıca gördüğünüz gibi burada sayısız, aşağıya kadar indiğinizde çok farklı fonksiyonlarını, Google'ın fonksiyonlarını kullanarak da etkin bir şekilde bu hizmetten yararlanabilirsiniz veriyle çalışırken. Evet, bu videoda Google A tablo ile webden veri kazımayı öğrendiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.